Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 19. haftası 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Daire parçasının alanından ve alan taşımadan bahsedeceğiz. İkisi de iç içe bir konu olduğu için birleştirdim. Sadece daire parçasının alanından bahsetsem video çok kısa olacaktı. Bit, o yüzden iki konu olduğu için bir tık uzun olabilir. Ne kadar olacağını tam bilmiyorum ama soru sayısı olarak baktığınız zaman az gibi gözükse de çok fazla gözükmese de e, biliyorsunuz bazı yerlerde çok detaya iniyorum. Kafada soru işareti kalmasın diye en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Bazen çok konuşuyoruz. Ondan dolayı da videolar uzayabiliyor. Ama boş konuşmuyoruz. Çok konuşuyoruz. Niye? Her türlü mantığı sizlere gösterebilmek için. Sanki video uzun olması en baştaki bu konuşmamdan dolayı da olacakmış gibi. Lafı çok fazla uzatmayalım isterseniz dersimize başlayalım. Daire parçasının alanı. Evet ilk iki videoda biz zaten bunu gördük. Daire parçasının alanında ne yapıyorduk? Bütünsel düşünüyorduk. Evet belli bir bitimden belli bir parçayı çıkartıyorduk. Yine aynı şeyi burada yapacağız. Sen daire parçası gördüğün zaman, şöyle bir daire parçası gördüğün zaman yapacağın en etki silahı zaten çemberde uzunlukta biliyordun. En etki silahı neydi? Yarı çap. Yarı çizeceksin. Bir daire parçası gördüğün zaman daire diliminin alanını biliyorsun sen. Sen ya dairenin alanı biliyorsun ya da daire diliminin alanı biliyorsun. Onu bildiğin için ona ait bir daire dilimi oluşturacaksın yarıçap çizerek. Şu daire dilimlerini oluşturduktan sonra artık bütünsel düşüneceksin. Beyaz alan. Burada yine önemli. Daire diliminin alanından ne çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. üçgenin alanı çıkartacaksın. Bazı kitaplar şunu yazıyor. Üçgen alanı derken bak ben üçgenin alanı diye yazmışım. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 yazıyorlar. Aa benim sinüse ne kadar karşı olduğumu biliyorsunuz. Ya açı kardeşim 90 dereceyse sinüs mü kullanacaksın? Hayır R çarpı R bölü 2. 60 derece sinüs bu kullanacaksın. Hayır, 60 ise zaten eşkenar üçgen çıkıyor. Eşkenar üçgenin alanını çıkartacaksın. E hocam peki 120 ise ne yapacağız? E 120 ise de artık bir zahmet sinüs kullan demeyeceğiz yine. 120 olduğunda da bu üçgende tabana ait yükseklik çizersin. İster buradan aşağıya çizersin böyle, istersen tabana ait yükseklik geniş açılı sadece dışarıya doğru çizersin. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dersin. Çünkü burası 60 ya özel açı mantığını bu şekilde kullanmış olursun. Sinüsü kullanmadan da yine yapabilirsin. Aa hocam ben sinüsü biliyorum. Kafamda karışmaz dersen sinüsten de yapabilirsin. Tabi bu sana kalmış bir şey. Ama beni biliyorsun. Ben sinüsten yapmam. Tamam Özellikle özel açı varsa tabana ait yükseklikten çözerim. Evet ilk videolardaki öğrendiğimiz gibi bütünsel düşünüyoruz. Daire parçası gördüğümüz zaman daire dilimi oluşturuyoruz. Daire dilimin alanından beyaz alanı yani üçgenin alanı çıkartıp olayı bitiriyoruz dostum. Hadi bakalım örnek 14'e bakıyoruz. Yandaki şekilde ABC üçgeni çevrel çemberi çizilmiştir. Şöyle ABC üçgeni var çevrel çemberi çizilmiş. Hmm. Taral alan nedir? Arkadaşlar daire parçasının alanı soruluyor. Biz daire diliminin alanını bildiğimiz için ilk işimiz hemen hop daire dilimi oluşturmak. Şöyle. Dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. 30 verilmiş. 30'u kullanacağız. Ka 30'un karşısı 60. E hocam burası merkez açıdan dolayı 60. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. E bunlar yarıçap, yarıçap. Tepe açısı da 60 ise 180'den 60 çıkart, 120 2'ye böl. 60 60 yaptı bunlar. Yani şurası bir eşkenar üçgen yaptı. R dediğimiz kaç yaptı? 6 yaptı. E o zaman olay bitti dilimin alanından üçgenin alanını çıkartacağız. Yine iki satırlık işlem. Hadi bakalım dilimin alanı. Hocam 60'lık dilim. Pi r kare 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı üçgen eşkenar üçgen olduğu için a kare kök 3 bölü 4. Yine iki satırda bitiyor görüyorsunuz. Burada sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 6 pi kaldı burada eksi 36 bölü 4'ten 9. Evet cevabımız 6 pi eksi 9 kökü eşit oldu. İki satırda mı çıktı yine? Evet. Örnek 14 cevabını bulduk. Geldik örnek 15'e. Hmm, bir parça var. Daire parçası. Hemen ne yapıyoruz? Daire dilimi oluşturuyoruz kardeşim. Hemen oluşturalım. Hop daire dilimi oluşturduk. adam sana kare vermiş bunu. Hocam kare. 4, 4, 4, 4. Bu hatta burası 4 kök oldu. Aa, yarı çap 4 kök eşit oldu. Bak yarı çap uzunluğu Şimdi ne yapacağız? Şu dilimin alanından hatta o dilimi şöyle göstereyim. Bu dilimin alanından beyaz alanı çıkartacağız. Şuradaki alanı çıkartacağız. Dilim dediğimiz merkez açı var mı? Var. Niye? Bak ikiz dik üçgen olduğundan zaten ne demiştik? Açı yoksa ya böyle şey çıkar. 30 60 90 üçgeni özel üçgeni özel üçgenden ya da 45 45 90 üçgeni çıkar. E burada ikizkenar kenar dik üçgenden 45 çıktı. 45'lik dilimden üçgenin alanını çıkartırsak kolay bitti. Dilim dediğimiz şu. Yarıçapı 4 kök 2. Pi 4 kök 2'nin karesi 45 bölü 360. Evet 45 bölü 360. Eksi üçgenin alanında dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Buradan ne geldi? Bununla bu sadeleşince 8. 32 bölü 8'den 4 pi yaptı burası. Eksi 16 bölü 2'den 8. Evet cevap yine saçma çıktı ama yine ilk satırda çıktı mı? Çıktı. Cevabımız 4 pi eksi 8'e eşit oldu. Evet gençler gelelim bir sonraki soruya. Ne demiş? Şu yaylar eşit verilmiş. Bu yayların eşitliğini kullanacağım. Aa, bu yarım daire olduğu için ne olmak zorunda? Hocam burası da 90 burası da 90. Yani 90 dereceleri kullanacağız. Hocam burada saçma bir alan var. Daha dilimi şöyle mi oluşturabiliriz? Hayır. Dilim olmamış olmuyor ki. Sen burada yarı çap çizmiyorsun. Dilim oluşturmak için yarı çap çizmek zorundasın. Dilim oluşturmak için. E ne yapacağız? Bir dilim yok. E o zaman ben burada şunu şöyle çizecek olursam. Hocam şu üçgenin şeyi bulabilirim. Yani çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 derece oldu. Ve daire kesmesi de yani daire parçası da burada oluşmuş oldu. A bir de AC yayıyla BC yayı birbirine eşitliği kullandık. Bir de BD uzunluğu K iken CD uzunluğu 2K vermiş. Tabii üçgen alan dağıtımı yapmak için bunu yapmak zorundayız. Burada buradaki alanı bulabiliriz arkadaşlar biz. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A mıdır? Evet. E şurada alanı bulabilirsin. Şuradaki alanı bulabilirsin. Sonra mavi alana da yoğunlaşırız. Şuraya mavi alanını çizeyim de ayrı ayrı alanlar olsun. 2 alanını bulabiliriz. Hatta burası 3K, burası da 3K. Burası da 3 kök kim yaptı? Evet. Burası 3K, 3K, 3K'nın kök katı. Burası da 6 kök yaptı. Yani 3K'nın kök katı eşittir 6 kök ise kök gelir nanay 3K lı. eşittir 6 ise K'yı da buradan 2 buluruz. K2 ise şurası da 3K diye yazalım istersen. Şurası 3K. O zaman burası kaç yaptı arkadaşım? K2 ise burası 4. Burası 6 yaptı. 2 e, alanı belli oldu. Ya da Direkt A tüm alanı bulup 3 a eşitleyip oradan da yapabilirdik aslında ama direkt şuraya A alanı da diyebiliriz arkadaşım. Buraya A alanı deyip öyle yapalım sanki. Daha sağlıklı olacak. A alanı neye eşit? Hocam burası 4 burası 6. 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12'ye eşit oldu. Gelelim B alanına. Hocam B alanında buradaki daire parçası olduğu için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Daire parçası için daire dilimi oluşturalım. Hop oluşturduk. Hocam Burada dilim oluştu. 90 ise merkez açıdan dolayı burası 90 mı oldu? Evet. O zaman şu üçgenin al dilimin alanından neyi çıkartacağım? Buradaki alanı çıkartacağım. Üçgenin alanı çıkartacağım. Hocam burası 90 ve bu da yarıçap, bu da yarıçap. Burası da 3 kök 2. Hadi bakalım. Şuraya da B alanı diyeyim. B alanı da bulayım. B alanı neye eşit? Dilimin alanından. Yani pi 3 kök karesi 90 bölü 360 ya da direkt pi r kare bölü 4 diyebiliriz. 90 derece olduğundan çeyrek daireden üçgenin alanı çıkartacağız. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağız. B alanında buradan neye eşit oldu? Buradan burası 9 18 bölü 4'ten 9 pi bölü 2 yaptı. Eksi şunlar gitti 9 eşit oldu. Zaten bizden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor. A alanı belli mi? Belli. 12 artı 9 pi bölü 2 eksi 9 yapar arkadaşım. Buradan ne oldu? 9 pi bölü 2 artı 3'e eşit oldu. Evet biz bu çıktı. İşlem hatası yaptım mı? Bazen yapıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Burada böyle şey çıkınca böyle rasyonel çıkınca da insan biraz tırsıyor valla. Ama e, pi re kare bölü 4 derken tabi yarı çapı 3 kökü olduğu için tam sayı çıkmaz arkadaşlar burada. Yani e, 18 bölü 4'ten 9 pi bölü 2 geliyor arkadaşlar. Cevabımız 9 pi bölü 2 artı 3 çıktı. Aslına bakacak olursak ayrı ayrı alanlar oldu. Burada bir parça yoktu. Burada üçgenin alanı vardı. Üçgen oluşturduk. Bir de daire parçasının alanı oldu ayrı ayrı olduğu için çözüm biraz karışıkmış gibi gelebilir ama ayrı ayrı düşündüğünüz zaman A alanı kırmızı alan B alanı da mavi alan dediğimiz zaman sonra aslında çok da zor değil. Gelelim bir sonrakine. Bir sonrakinde de ne var? Örnek 17'de. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki kartonlar daire dilimi şeklindedir. Kartonlar şekil 3'teki gibi D ile B ve C ile E köşeleri çakışacak şekilde ne yapmışız? Üstüne koymuşuz. Evet. D ile B'yi Evet görüyorsun D ile B'yi çakışacak şekilde. Birinin merkeziyle birinin yayını koymuşuz. Ondan sonra burası E, F yayın. Hocam burada E var, F yok. Demek ki E, F burada. Bizim için önemli değil. Burada kesmesi önemli. Şuradaki parçası önemli. E o zaman burada en etkili silahımızı kullanalım. Burada merkez var. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. E, al sana yarıçap. Yarıçapı çizdik. Evet bizden ne istenildi? Şekil üstteki mavi bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşım ne yapacaksın? Daire dilimi oluşturduk zaten şuradaki mavi bölgenin alanını bulmak için. En etkili silahımızı yarıçap çizmek, yarıçap çizmek. E biz burada ne yapacağız? Üçgenin alanından, pardon dilimin alanından neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Hangi üçgenin alanı çıkartırsak bu üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. E dilim alanı için bize ne lazım? Bil dilim alanı için bize şu lazım. Merkez açısı falan lazım. Merkez açısını kullanalım. Öncelikle şuraya bakın. Hocam şu ve şu aynı merkezde yarıçap olduğu için ikiz kenar değil mi? Evet ikiz kenar. Hatta bunlar da birbirine eşit değil mi? Bu da yarıçap, bu da yarı çap. Hmm. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıktı. 150. 2'ye böl. 75. 75 oldu burası. 75. 75. 150'den burası 30 oldu. Evet ilk hedefime ulaştım. Daire diliminin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Evet şimdi bana şu uzunluklar lazım olacak. E, hocam burası 75. Burası da 75 olacak. Buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Ana 30 ile 45 iki tane özel açı mantığını kullanalım. Şuradan bir dik çizecek olursam 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı köküştür. Hocam burada da 45 90 45 üçgen oluştu. E burası 1 ise burası da 1'dir. E o zaman olay çıktı mı? Çıktı. 1 1 ise burası da kök 2 olur. Şimdi şu üçgenin alanı çıkartacağım. Dilimin alanından. Dilim nedir? 30'luk dilim. Hadi bakalım çıkartalım. Dilimden Şuraya yazıyorum. Dilimden neyi çıkartıyorum? Üçgenin alanını çıkartacağım. Dilimin alanı 30'luk dilim. Pi yarı çapı da belli mi? Belli. Evet bunun yarıçapını kök 2 bulduk. Pi kök 2'nin karesi. 30 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. Bu üçgenin alanını bulurken dostum sen kök 2 çarpı kök 2 çarpı sinüs 30 bölü 2 diyebilirsin. Ama ben öyle der miyim? Demem. Şuradan bir yükseklik çizerim. Hocam 90'ın karşısı kök 2 ise 30'un karşısı kök 2 bölü 2 yapar. O zaman burası ne olur? Taban kök 2, kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 yükseklik bir de bölü 2 derim, olay biter. Evet, daire dilimin alanından üçgen alanı çıkarttım ve alan bu şekilde çıkıyor. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman burası 12, 2 bölü 12, 1 bölü 6. Yani cevabımız pi bölü 6 eksi. Şunlar zaten gitti, bir yaptı yukarısı, bir aşağısı, 2, 1 bölü 2. Cevabımız pi bölü 6 eksi 1 bölü 2 şeklinde de olabilir. Ya da bunu 3 ile genişletip, pi eksi 3 bölü 6 şeklinde de olabilir. Evet cevap pi eksi 3 bölü 6'ya eşit oldu. Güzel bir soru, hoş bir soru. Yeni nesil diye tabir ettiğimiz bir soru dairede alanda yeni nesil soru bulmak zordur. Bak aynen bu. Yani şekli size oluşturuyorlar. Bu şekilde oluşturmuşum. Böyle daire dilimlerini alıp üst üste koyup böyle bir soru da karşılaşabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Ve şuraya bir yıldız atıyorum. Zor bir soru mu? Şöyle baktığınız zaman ÖSYM bunu seviyor çember gibi, analitik gibi konularda yani 3-4 tane birden kazanım kullanmayı çok seviyor arkadaşım. E burada da özel açı var. İşte ikiz kenarlık, üçgende açı muhabbeti falan var. İkiz kenar üçgen var. Onları da kullandırdığı için o yüzden çok güzel bir soru. Özellikle tam da AYT'ye yakışacak bir soru. Bunu unutma. Evet örnek 17'yi böylelikle P-3 bölü 6 bulduk ve gelelim şuraya. Alan taşıma. Gençler alan taşıma gerçekten önemli. Şimdi bu alan Taşımayla şeyler birbirleriyle ilişkili aslında. Ee, neyle ilişkili? Birbirleriyle ilişkili. Yani bu daire parçasının alanıyla biraz sonraki sorularda da göreceksiniz. Şimdi öncelikle şuraya bir bakalım. Alan taşıma dediğim şey. Dairede, alanda, bazı sorularda farklı yerlerdeki alanlar toplamı sorulabilir. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar sorulduğu zaman alan taşıma var mı deyip bir soru işareti koy. Tamam, önemli. Alan taşımayı fark edersen İşin çok kolay. Bu alan taşımayı bil. Çünkü bundan ya geçen sene yani ya geçen sene ya da 2 sene önce ya da en fazla 3 sene önce ÖSYM alan taşımayla ilgili bir soru sordu. Alan taşımayı bilmeyenler maalesef yapamadı. Öyle baktı soruya. Ama alan taşımayı bilen bu, bu konu anlatımını dinleyenler rahat bir şekilde yaptı. Bu bir taktiktir. Bu bir yöntemdir. Bu bir tekniktir. Çok da kolay aslında. Bilmediğiniz bir şey yok. Ne demek istiyor? Şimdi soruda görelim. Ayrı gayrı yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda alanları tek tek bulmanız imkansız olabilir. Mesela şuraya baktığınız zaman. Hocam burası 25. Şu üçgenin alanını bulabilir misin? Burası da 25. 25, 25. Burası ne yaptı? 50 yaptı bak mesela. Aa hocam ben bu üçgenin alanını bulamam ki. yarıçap 6. E burada kaç? 130 derece. Trigonometrik cetveldeki değerler bilinse eyvallah yapabilirsiniz. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 130 bölü 2'den yapabilir misin bunu? Sinüs 130'u biliyor musun? Bilmiyorsun özel bir açı değil. Sen bu üçgenin alanını imkanı yok bulamazsın. Buradaki alanını da bulamazsın. Şuradaki alanını da bulamazsın. Niye? Çünkü hocam dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın. E, ellerinin yine trigonometrik değeri yok maalesef. O yüzden böyle alan taşıma yapmak zorundasın. Hadi baştan başlayayım. Hocam öncelikle bu yarıçap bu yarıçap olduğu için hatta bu da yarıçap olduğundan İkiz kenarlık var. Burası 25. 25 25 İki iç açının toplam bir dış açıdan burası da 50 yaptı. Ayrı gayri yerlerdeki alanları tek tek bulamıyorsak hemen alanlara A diyelim ve şuraya da B diyelim. Alanlar yan yana geliyor mu gelmiyor mu ona dikkat et. A hocam 6 ve 6 yani şunlar şunlar eşit değil mi? Evet. Çift çizdeki alan A iken çift çizdeki alan A değil midir? Evet. Ya buradaki alanı bu A'nın yanına taşımaya çalışacaksın ki öyle bir şey yok. Ya da buradaki üçgeni bunun yanına. Bak çift çizdeki alan A çift çizdeki alan A'dır. Senden ne isteniyor? A artı B alın isteniyor. Bak A artı B alanı artık burası oldu. Yani 50'lik bir dilim oldu. Yarı çapı 6 olan. Pi R kare 50 bölü 360 dersek olayı bitiririz. Sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin cevap da böylelikle 5 pi olarak çıkar. Nasıl soru? Kolay bir soru ama alan taşıma mantığını bilmezsen bu soruyu yapar mısın? İmkanı yok yapamazsın. Cidden yani alanları böyle yan yana getirme mantığını bilmen lazım. O yüzden Bak bunu da anlatan en güzel sorulardan biri budur dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hemen ben buna şöyle bir yıldız atıyorum. Bu işi öğreten sorulardan olduğu için. Geldik bir sonraki soruya. Kolay bir soru. Bu daha kolay bir öncekine nazaran. E hocam o A uzunluğunu ne vermişler? 2 vermişler. E o zaman A merkezde bir çember. O merkezin yarıçapı 4. 4. O zaman bunlar da 2 2 yaptı. Buradaki alanları bulurken hocam şunun alanından beyaz alanı çıkartırım burayı bulurum sonra buradaki alanı da toplarım diyebilirsiniz. Ama lütfen böyle ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda acaba böyle taşıyabiliyor muyuz mantığını düşün. Şuraya baktığın zaman ne var? Hocam bu yarı çapı 2 olan bir yarım daire. Bu da yarı çapı 2 olan bir yarım daire. Aha ben bunu iptal edip buraya koyarsam taralı alanlar toplamı artık şu alan artı buradaki alan mı yaptı? Yani şurası gitti ya Toplam bu yarım dairenin alanı yaptı. Yani yarı çapı 4 olan bir alan yaptı. Yani şöyle diyelim isterseniz. Buraya A alanı diyelim. Buraya da B alanı diyelim. E bu B alansa burası da B alanı değil mi? Evet. E A artı B'yi şöyle şu ikisinden bulacağına bu ikisinden de bulabilirsin. A artı B alanı yarım dairenin alanı. Yarı çapı 4 olan. Pi R kare. Pi R kare bölü 2'ye eşittir. Yani cevap direkt 8 Pi yapar. İşte taşıma. Bu kadar mükemmel bir şey kolay ve güzel arkadaşım. Evet, şimdi bir not var burada. Not, dairede eşit kirişlerin ayırdıkları daire parçalarının alanları birbirine eşittir kardeşim. Niye? Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar eşit hatırlıyor musunuz? Evet. Aynı zamanda eşit kirişlerin ama bak tek bir dairede, bunu unutma. Hocam bir de böyle küçük bir daire çizsem, aynı eşitlikle bir daire çizsem böyle, burası da alan olur mu? Olmaz. Her zaman olmaz. Olduğu durum var biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi burada bu yaylar da eşitti, alanlar da birbirine eşit. İspatını yapmıştık zaten ama hızlı bir şekilde yine yapayım. Hocam en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap, al sana yarıçap, daire dilimi oluşturmak. Al sana, al sana daire dilimi. Bak, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Şu üçgenler eş üçgenler mi oldu? Evet. Çizgi çizgi, çift çizgi, çizgi çizgi, çizgi çizgi, çift çizgi, <laughs> çift çizgi, çizgi çizgi. eş üçgen. Madem eş üçgen, hocam burası çift çizgi yürüyen alfa ise burası da çift çizgi yürüyen alfa. A alanı neye eşittir? Pi R kare şu üçgenin alanından çıkart. Pi R kareden üçgen alanı çıkartacağız. Pi R kare alfa bölü 360'dan üçgen alanı çıkartacağız. Burada da aynı şekilde pi R kareden alfa bölü 360'ı çıkartacağız. Pi R kare alfa bölü 360'dan neyi çıkartacağız? Şu eş üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgenlerin alanları da eşit ya. Ya da şöyle diyebiliriz. Şurada kalan B ise burası da B midir? Evet. Şu dilimin alanı alfalık dilimin alanıyla alfalık dilimin alanı eşit olduğundan bunlar da birbirine eşit olmak zorunda diyebiliriz. Daha sağlıklı oldu sanki. Evet gördünüz mü? Gerçekten güzel bir mantık. Eşit kirişlenen alıklar alanlar birbirine eşittir. Ha, hatta bak biraz önce dedim her çemberde olmaz. Ama ben buna böyle bir eş çember çizersem. Şuna bir eş çember çizersem ve buradan da bir tane şöyle bir kiriş alırsam. Şöyle bir kiriş aldığım zaman buradaki alanda yine ne olur? A olur. Eş çemberlerde de, daha doğrusu eş dairelerde de eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Bu önemli. Peki bunu nerede kullanırız hocam? Bunu daha önce de hatırlatmıştım. Şuraya da çizeyim. Ben böyle iki tane bir daire çizsem, şöyle bir daire ve şöyle bir daire çizsem. Eğer bunlar eşse, bunlar eşse ve şuradan da bir ortak kirişi çizsem... Buradaki alanla bunu üçgende, açıda da, dairede uzunlukta da, çemberde uzunlukta da bahsetmiştik. Buradaki alanla buradaki alan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Niye? Bu çemberde de şuraya çift çizgi diyeyim mesela. Bu çemberde de ya da buraya şu yuvarlak girişi diyeyim. Soldaki çemberde de yuvarlak girişi. Sağdaki çemberde de yuvarlak girişinin ayırdıkları alanlar. Yani şöyle düşünün. Bu çemberde de yuvarlağın ayırdığı kiriş Bu çemberde de ayrı ayrı düşündüğünüz zaman yuvarlağın ayırdığı kiriş yani buradaki alana bakın. Şuradaki alana yani şuradaki alana A dersem. Burası A ise. E hocam diğer taraf da A'dır Çünkü eş kirişler, eş çemberler, eş daireler, eşit kirişler olduğu için. E buradaki alanda A olur. E o zaman A'ya A diye ayırdı. İşte bu dediğim gibi daha öncesinde de demiştim. Yabancı kaynaklarda olan bir şey. Ama ben yabancı kaynakları sonrasında inceledim. Ben öyle bir yerden soru al çırp bilmem ne falan filan öyle şeyler yok bizde biliyorsunuz. Bunları böyle, böyle yazdıktan sonra düşündükten sonra orada görmem beni çok mutlu etmişti. Daha önce de bahsetmiştim. Evet eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit. Eş çemberlerde de daha doğrusu eş dairelerde de eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit. Hatta iki da eş daire kestiği zaman şuradaki ayırtları alanlar da birbirine eşit oluyor. Güzel bir durumdur. Hoş bir durumdur. Hadi bakalım. Şimdi sorulara bakalım. Şimdi yandaki şekilde kenar uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgen ve bu altıgenin çevre çemberi çizilmiştir. Çevre çemberi çizilmiş ya. Çevre çemberin merkezi neydi? Simetri eksenlerinin kesim noktasıydı. Yani bu alttan eşkenar üçgenden oluşuyordu. Bunlar eşkenar üçgen olduğu için şunlara şöyle çizgileri koyalım. Hocam burası da çizgi, 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 burası da çizgi. A. Eşit girişlerin ayrıtları alanlar oldu. Yani şu alanların hepsi ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman bizden taralı alanlar toplam isteniyor. Bir tane alanı bulsak olay bitti. Ben bir tane A alanı nasıl bulacağım? 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Çünkü bu bir eşkenar üçgende. O zaman 60'lık dilim. Pi r kare yarıçap kaç? 6. Pi r kare 60 bölü 360'dan eşkenar üçgenin alanı çıkart. Bir kenara 6. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Hocam sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. A alanı buradan neye eşit oldu? 6 pi eksi 36 bölü 4'ten 9 köküçe eşit oldu. Ama bizden taralı alanlar toplam isteniyor. Yani 4 a isteniyor. 4 tane 6 pi eksi 9 kökü Bu da neye eşit oldu? 24 pi eksi 9 köküçe yok. 4 kere 9 36 köküçe eşit oldu dostum. Evet cevap bu. Bu alan taşımayla alakası yok ama hani notun şeyi sorusu. Notun kolay sorusu. Eşit girişlerden ayrıldıkları aldılar birbirine eşit. Şimdi geldik şuraya bir sonraki soruya. Evet yine notun sorusu. Yukarıdaki şekilde A merkezli çeyrek çember yayı ile bak A merkezli çeyrek çember yayı ile C merkezli çeyrek çember yayı C merkezli çeyrek çember yayı çizilmiş mi çizilmiş? A hocam bu bir kare. 4 birim 4 birim 4 birim 4 birim. Yani A merkezli çeyrek daire ile C merkezli çeyrek daire Eş daireler değil mi? Evet. Eş daireler olduğu için şu ortak giriş çizdiğinde biraz önceki anlattığım şey. Bu alanlar birbirine eşit midir? Eşittir. Ya da ezbere gitmeyelim. Tamam. Biz bunların ne olduğunu bulduk? 4. Evet A merkezinin yarıçapı 4. C merkezinin yarıçapı 4. Biz daire ne biliyoruz? Daire dilimin alanını biliyoruz. Hocam ama daire diliminin alanında daire parçasının alanını da bulmayı biliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman buradaki alan A alan diyecek olursam C merkezli de. C merkezli de Şuradaki alan A alanıysa 4 4 ise burası da 4 köklü uzunluğunda bu arada. E O zaman A merkezliğinde de baktığımız zaman A merkezliğinde de hocam buradaki alan A'dır. Çünkü eş daireler olduğu için eş dairelerde eşit kirişlerin yani 4 kökü birim uzunluğundaki kirişin ayırdığı alan A ise öbüründe de 4 kökünün ayırdığı alan A'dır. Evet A'ya A yapmak zorunda. E O zaman ben bir tane A alanını bulabilirim. Bir tane A alanını yani şurayı bulayım. Nasıl bulacağım? Hocam çeyrek daireden yani pi r kare bölü 4'ten neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. Üçgen de şuradaki üçgenin alanı değil mi? Evet o da 4 x 4 bölü 2'yi çıkartacağım. O zaman A alanı 4 pi eksi 8 eşit olur. Ama bizden ne isteniyor? Taralı alan yani 2 A isteniyor. 2 A neye eşit olur? 4 pi eksi 8'in 2 katı. 8 pi eksi 16'ya eşit olur. Yani örnek 21'in cevabı 8 pi eksi 16 yaptı. Geldik örnek 22'ye. Hoş bir soru. Bunu çemberde açıda da gördünüz. Uzunlukta da gördünüz. Şimdi dairede alanda da göreceksiniz. Hadi bakalım. Yarı çap uzunluğu 6 birim olan daire biçimindeki şekil 1'deki karton AB ve CD boyunca katlanıp şu şekilde katlanıp ne olmuş? Kale katlandığında kale 6 birim oluyormuş. Kartanda oluşan 3 katlı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşım sen bunu böyle katladığın zaman 2 kat oldu. Bir de bunu katladığın zaman 3 kat olan yer Tam olarak şurası mı yaptı? Evet 3 katlı olan yer bizden burası isteniyor arkadaşım. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bunu sen yapabilirsin. Bak çemberde açıda da yaptık. E, çemberde uzunlukta da yaptık. Böyle katlama soruyla alakalı bir şey. Hadi bakalım şimdi sen de bunu yap bakalım. Bak bakalım. Şimdi dostum şuraya baktığın zaman sen bunu böyle katlamışsın. Bak sen bunu böyle katladın. Sen bunu böyle katladığın zaman hocam bu buraya geldi. Evet. Şimdi dikkat dikkat. Çok önemli. Sen bunu böyle katladın ya. Sen bunu böyle katladığında bu buraya geldi. Peki bu daire parçasının çembere tamamlanmışı bu değil mi? Evet hocam. Çembere tamamlanmışı bu. E o zaman sen de şuradaki daire parçasının kırmızıyla olan şu daire parçası burada ya. Çembere tamamladığında hop şurası mı yapar? Evet. Şu ikisi eş mi? Kesinlikle eş. Aynı şekilde sen bunu böyle katlamışsın. Bu sefer maviyle göstereyim. Bak sen bunu böyle katladın. Peki bu daire parçasının çembere tamamlanmışı şu değil mi? Evet. O zaman sen de buradaki daire parçasını yani şunun çembere tamamlayacak olursan hop şöyle mi yaptı? Evet. Bu çemberle de şuradaki çember yine eş çember mi yapar ya da eş daire mi yapar? Kesinlikle ama kesinlikle. Bak sorunun güzelliğine bak. Bu kırmızının merkezi burasıysa bu mavinin de merkezi burasıysa. A, hocam Yarı çapı neydi? 6 birimde. Bunun yarı çapı 6 birimde. Bunun da yarı çapı 6'dır. Kırmızının da mavinin de yarı çapı 6'dır. Şimdi iki tane şunla bu eş, bununla bu eş ise artık şu ikisi de ne oldu? Eş daire mi oldu? Eş dairede şu ortak giriş mi oldu? Ortak giriş olduğu için buradaki alanla buradaki kalan birbirine eşit olmak zorunda mı? Zorunda. Nerede anlattım ben bunu? Biz bunu tam olarak burada anlattık. İki daire eşse ayırdıkları ortak kesişen ayırdığı alanlarda şuradaki alanlar birbirine eşit oluyor diye söylemiştik. Hadi bakalım oraya geldik yine. O zaman burada kalanla burada kalan eşit olmak zorunda çünkü iki çember eş olduğundan dolayı. Peki bir tane A alanını bulmaya çalışalım. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Daire dilimi oluşturuyoruz. Bir tanesini de şöyle. Hop böyle hop böyle çizdik. Evet daire dilimi oluşturduğumuzda hocam ben şuradaki A'yı bulmaya çalışıyorum. Bunun yarıçapı kaç? 6. En baştakinin yarıçapı 6'ydı. Burası da 6. E dostum şurası da 6. Ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60 çıktı. O zaman A alanını bulabilirim ben. Nedir? Daire dilimin alanından yani pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgenin alanını çıkarttığım zaman A'yı bulurum. Yani A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. Burası 6 pi yaptı. Eksi. Burası da 9 kök 3 yapar. 6 pi eksi 9 kök 3 olarak buluruz A'yı. A bizden taralı alan 3 katlı olan bölgenin alanı bu taralı alan yani bizden 2A isteniyor. 2A'da neye eşittir? 6 pi 9 kök 2 ile çarpacağım. 12 pi eksi 18 kök 3 olarak çıkar dostum. Ya gerçekten mükemmel bir soru ama artık ben bununla ilgili bir soru bekliyorum. Çıksın Allah aşkına ÖSYM sana sesleniyorum. Aha bu soru mükemmel bir soru. Al bunu buradan çarp. Hadi kullan bakayım izin veriyorum tamam mı? Yani bunu anladıysanız ÖSYM'de de çıksa sıkıntı yaşamazsınız değil mi? Evet sizleri de düşünerekten <laughs> söylüyoruz burada. Evet örnek 22 gerçekten çok güzel bir soruydu. Böyle katlamalarda şu katlanmış hali açtığın zaman aynı daire yaptığını unutmayın. Burada maviyi açtığımız zaman şöyle ilk baştaki daireyle aynı daire arkadaşım. Gerçekten çözüm olarak da soru olarak da mükemmel bir soru. Evet geldik bir sonraki soruya. Hmm, en sevdiğim sorular. Bak Yarım dairenin çapı verilmiş ve ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı isteniyor. Hocam ben bunu bulurum ne yaparım? Buna ait bunu ayrı bulurum buna ayrı bulurum. Hemen böyle bir daire dilimi oluştururum. Daire dilimin alanından şu alanı çıkartırım. E peki B alanı nasıl bulacaksın? Hadi bakalım bul, bul bakayım. Sıkıntı bulursun tabii ki. Sıkıntı nasıl bulursun biliyor musun? Şunu şöyle çizip önce C alanını bulursun. Hocam dilimin alanından ben şu üçgenin alanı çıkartıp C'yi bulurum. Sonra şu B artı C'lik üçgenin alanından C'yi de çıkartıp B alanını da bulurum. Ayrı ayrı yerlerdeki alanları bu şekilde de bulabilirsiniz tabii ki. Ama bu şekilde baya işiniz uzar. Ayrı gayrı yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda tek yapman gereken acaba bu alanlar yan yana geliyor mu? Alanları yan yana taşıyabiliyor muyuz? Diye düşüneceğiz. Bak biraz önce mola verdik. Şu özelliği notu verip de Eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit dedik. Ve burada birkaç tane soru çözdük. Bir şey öğrendik. Alan taşımayı aslında devam ediyoruz şimdi. Şimdi bakalım neler verilmiş. Hocam bu yarı çap 2 verilmiş. Burası da 2. Aa, burası da teğet noktası. 4 birime 4 birim olduğu için x dik üçgen. Burası nedir? 45'e 45. Şimdi siz buradaki alanı taşıyamazsınız. Alan taşırken neyi taşarsınız? taşırsınız? Taşırsınız. Ee, böyle daire parçasının alanı taşırsınız. O zaman sen buradaki alana A Buradaki alanı B'de. B sabit kalsın bir kere. A'yı B'nin yanına getirmeye çalış. B'nin yanına nasıl gelebilir? Hop şunu şöyle çizdiğin zaman B2 gelebilir. B2 eşittir. hemen öyle bir üçgen oluştur. Zaten B'nin yanında da bir üçgen oluşturarak bir şeyler yapmaya çalış. Yani işlemini yap. B'nin yanında bir alan oluştur böyle. Hocam 45 bak bu çapı görüyor 90 derece. 45-90 ise burası da 45 derece oldu. A eşit oldu bunlar. Bunlar eşit olduğu için eşit girişlerin ayırtları alanlar birbirine eşittir. Senden A artı B isteniyordu. artık burada kalanı iptal edip şuraya taşıyabilirsin. Senden A artı B diye şu üçgenin alanı isteniyor. Bak burası da 45 45 90 üçgen değil mi? Evet 45 45 90 üçgen 90 karşı 4 ise 4 bölü kök 2. 4 bölü kök 2, yukarıda yapayım göstereyim. 4 bölü kök 2 kök 2 çarparsan 4 kök 2 bölü 2 olduğundan 2 kök 2 olur. E hocam burası da 2 kök 2 burası da 2 kök 2 olduğundan dolayı Taralı alanlar toplamı A artı B neye eşittir? İki kök ile iki kök çarpımının yarısına eşittir. Çünkü bir dik üçgen o. Dik üçgenin alanında dik kenarlar çarpımının yarısına eşittir. Böylelikle cevabı kaç buluruz? 4 buluruz. İşte böyle sorular. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplamı sorulan sorular gerçekten çok kolay bir şekilde çıkar. İşte burada alan taşımayı düşüneceksin. Alan taşıma yapmak istiyorsan da şöyle buradaki gibi neye dikkat edeceksin? Böyle daire parçasını başka bir yere taşıyacaksın. Bunu unutma. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. İşte örnek 24. Güzel. Çoğu kaynakta da görürsün zaten bunu. Hocam ne yapacağız burada? Şunu ayrı ayrı bulayım. Bunu ayrı ayrı bulayım falan filan. Cık, yapma. Yapma. Alanlar ayrı gayri yerlerdeki alanlar yan yana getirmeye çalışacaksın. Peki sen daire parçasının alanını taşıyabilirsin. Şunu taşıyabilir misin? Taşıyamazsın. O zaman bu sabit kalsın. Sen burada neyi taşımak istersin? Hocam şu daire partisi yok. Şuradaki daire partisini ve buradaki daire partisini. Bunun yanına getireceksin ya bunun yanında üçgenler oluştur. Şu ve şu. Hatta köşegeni çizsen bu tam olarak buradan geçer. Ya yani hatta ilk önce şunu çiz sonra bunu çiz istersen. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. Bu da çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. Aa bu doğrusal oldu. Hatta bu x kenar dik üçgen oldu. 45 45 45 90 ise burası da 45 burası da 45 oldu. Şu parça şu parça şu parça eşit oldu. Alan taşı kardeşim. Buradaki alanı iptal et. Aha da buraya taşı. Buradaki alanı iptal et. Çünkü aynı dairede eşit gelişlerini ayırt alanlar birbirine eşit. Onu da buraya taşı. Toplam alan ne oldu? Şunlar iptal oldu. Bu mavi artı bu mavi bu mavi. Yani karenin alanının yarısı yaptı. Ya da dik üçgenin alanı yaptı arkadaşlar. Karenin bir kenarını da 4 vermişler zaten. Taralı bölgenin alanları toplamı ne yapıyor? 4 çarpı 4 bölü 2 16 bölü 2'den 8'e eşit oluyor. Cevabımız böylelikle 8 bulunur. Hoş değil mi ya? Valla çok hoş ya. Ben bu tür soruları gerçekten daha çok seviyorum. Böyle alan taşımayla ilgili ÖSYM soru sordu. Lütfen siz de dikkat edin. 200 sene önce sordu. Şimdi yine zamanı geldi galiba. Değil mi? Geldik buraya. Evet. Burada ne demiş? AC, BD, AC ve BD çaplı yarım çemberlerin merkezleri sırasıyla B ve C'dir. Evet. B ve C merkezli. B merkezlinin yarı çapı şurası R. B merkezinin e C merkezlinin yarı çapı R. Hocam burası da R. O zaman burası da B. R. Çünkü C merkezinin yarı çapı B merkezinin yarı çapı. Ve AB'yi de 6 vermişler. Ha şurası 6 iken hocam burası da 6 oldu. O zaman burası da 6 mı oldu? Evet. Şimdi taralı alanlar toplamı nedir? diye soruluyor bize ne yapacağız burada. Arkadaşım, taralı alan çok saçma bir alan. Biz daire partisinin alanını bulabiliriz bulsak bulsak. E o zaman ne yaparız? Daha öncesinde de size söylemiştik. Böyle saçma sapan bir şey gördüğünüz zaman. Ne yapacaksınız arkadaşlar böyle ya saçma sapan bir şey gördüğünüz zaman değil. Pardon. E, böyle aynı merkezli yarıçapları aynı olan çemberler gördüğünüzde daha öncesinde de söyledik. Yani şöyle bak, şöyle. A bunun da yarıçap bu bunun da yarıçap bu. Eşkenar üçgen oluşturun diye söylemiştik ki zaten burada alan mantığından da gidebiliriz. Daire parçası oluşturmak zorundayız. Hocam hop şöyle daire parçası oluşturup. he şuradaki dilimden şu olanı çıkartırsak olay bitti. E burada da şu yarıçapı çizecek olursak ya da çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Aa ne güzel bir şey oldu. Burası da 6 burası da 6. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Evet 6 6 6. Hatta ben bunları şöyle çift çizgiyle göstereyim isterseniz. Çift çizgi çift çizgi çift çizgi oldu. E hocam ne yapacağız burada? Burada tabii ki şunu yapacağız. 120'lik dilimden A alın çıkartarak da sonuca ulaşabilirsin. E burası da aynı şekilde. 120'lik dilimden A alanı çıkartarak burada kalanı ulaşabilirsin. E zaten sadece şuraya B alanı deyip B alanı deyip hocam dediğim gibi 120 dilimden A alanı çıkartacaksın. A alanı nasıl bulacaksın? A alanını bulurken de hocam 60'lık dilimden eşkenar üçgen alanı çıkartarak da yapabilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ben burada bir şey göstereceğim sana. Dikkat et şimdi. Daha kolay bir yoldan çıkacak büyük ihtimalle. Eşkenar üçgenlerinin olduğu sorularda genelde çok doş oluyor. Alan taşımayla gerçekten çok güzel bir şekilde çıkıyor. Ben şurada bir tane daha özel bir durum arkadaşlar. Bu, Bu kadar özel çıkar mı? Çıkmaz. Ama bu soru geldiği zaman da şuradaki alanı A dersin. Öncelikle A alanı bulursun. Hocam bu dilimin alanından şu eşkenar üçgen alan çıkartıp A'yı bulurum. Sonra bu 120'lik dilimden de A'yı çıkarttığım zaman sonuca ulaşırım diyebilirsin. Ama bakalım bir eşkenar üçgen daha oluşturalım. Bak bir yerde oluşturalım. Şurada mesela bir eşkenar üçgen oluştursam şöyle 60'lık alsam şöyle. Bakalım ne oluyor? Güzel bir şeyler oluyor mu? 60'lık aldım. E o zaman burası da 60 oldu. E hocam burası da 60, burası da 60 oldu. Hı, hmm, şurası da eşit, burası da eşit. Peki. Peki peki peki. Şimdi arkadaşım. Burada güzel bir şeyle karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Nasıl karşılaşıyoruz? Bak dostum. Şuraya dikkat et. Şu alanı iptal et. Şuraya taşı. Daha güzel olmadı mı? Aa hocam 120'lik dilim yaptı. Gördün mü? E hocam burada şu beyaz alan kaldı ama burada ne yapacağım? Şurada da böyle bir eşkenar oluştursan 60 ya burası. 60 60 yaptım burası yaptı. Bak burası da eşit oldu. Şu alanı iptal etsen burada da. Bak şu alanı iptal etsen. Onu da buraya getirsen ne olur? Aa çok güzel bir şey oldu. Hocam bak şu alanlar iptal. Şurası ve şurası iptal. Burada bir eşkenar üçgen burada. Bir eşkenar üçgen de burada. O zaman bu toplam taralı alan 120'lik dilim var. Yani pi yazayım mı? Yazayım istersen. 120'lik dilim artı bir eşkenar üçgen burada. Çünkü bak burası iptal oldu. Şu alan gitti. Bir eşkenar üçgen burada. Burası da gitti. Bir de eşkenar üçgen burada kaldı. Gördün mü? İki tane eşkenar üçgen dersek daha kolay olur sorumuzun cevabı. Eşkenar üçgen oluşturmak bazen işimizi çok kolaylaştırıyor. Burada oluşturduk bir tane. Aldık bunu buraya. E sonra şuradaki canımı sıkıyordu. Burada da oluşturunca şöyle eşkenar oluşunca şurada kalan deyip ta edip buraya koymuş olduk arkadaşlar. E hocam bu öbür dairenin diyebilirsiniz. Sonuçta eş daireler olduğu için eş dairelerde eşit girişlerini ayıtları alanlar birbirine eşittir. 120 dilim pi r kare 120 bölü 360 artı 2 tane eşkenar üçgen a kare kökü 3 bölü 4. Burası sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 12 pi yaptı. 36 bölü 4 9 yaptı. 9 kere 2 de 18 yaptı. Yani artı 18 kök 3 yapar cevabımız 12 pi artı 18 kök 3 diye sonuca ulaşırız. Güzel soru aslında ama ÖSYM e sorar mı? Valla sanki buna yakın bir soruydu. Onu da söyleyeyim bak. Sınavda çıkmış bir soru. 3 sene önce mi ne kontrol edin? E, bu mantıkla çözülebilen bir soruydu. Haberiniz olsun. Öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Evet örnek 25 de böylelikle 12 pi artı 18 kök 3 bulduk. Burada da güzel bir şey öğrenmiş oldunuz ve gelelim bu videonun. Son sorusuna. Evet gençler. O merkezli çemberde CD ve AB kirişi. CD ve AB kiriş. 8 ve 6 verilmiş. A yaylar uzunlukları toplamı. Yani şurası alfa. Burası da beta. Alfa artı betayı kaç vermiş? 180 derece vermiş. E hocam ben daire parçalarının alanlarını bulmayı biliyorum. Ne yaparım? Hop şöyle hop şöyle daire dilimi oluştururum. Oluştur. Beta ise beta. Burada da oluştururum. E burası alfa. Alfa ise alfa. Hocam ben şu üçgenin alanından pardon bu dilimin alanından bu üçgenin alanı çıkartırım. Hadi çıkart bakayım. Bulabiliyor musun? Niye? Alfayı bilmiyorsun ki ya da betayı bilmiyorsun ki dilimin alanını da bulamazsın. Üçgenin alanını da bulamazsın. Değil mi? Hadi toplam dilimlerin alanını bulabilirsin. Ama buradaki toplam üçgenlerin alanlarını biraz bulmada sıkıntı yaşamaz mıyız arkadaşlar? Çünkü üçgenlerde yarıçap uzunluklarını da bilmiyoruz zaten öyle bir sıkıntı var. E o zaman ne yapacağız? Ayrı ayrı yerlerde alanlar ve alanlar var. Alan taşıma yapabiliriz. Alan taşımayı nasıl yapacağız peki hocam? E sana alfa ile beta'nın toplamı kaç verilmiş? 180 verilmiş. E o zaman altılık girişi alayım ben şuraya koyayım. Şöyle altılık girişi aldım buraya koydum. Peki şu kirişi buraya koyunca altılık girişi. burası alfayken burası da alfa yapar mı? Yapar. Aa Eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit. Hocam burası. Şu alanı iptal ettim burası yaptı. Şimdi şu alana A diyeyim. Tamam. Bu alanı iptal ettik. Buraya getirdik. Bu alan mı A oldu? Evet. Alfalık yerde burası oldu. Alfa artı beta 180 ya. Hocam şuradaki açı 180 derece. A burası 180 ise burası da 180 olur. 180 ise burası 90 olur mu? Olur. Olay bitti. Hop şöyle şunu çizecek olursak 6 8 13 üçgeninden burası 10 yapar tamamı yani yarı çapımız 5 mi yaptı evet şimdi taralı alanı odaklan taralı alan hocam buradaki yarım dairenin alanından bütünsel düşünüyoruz neyi çıkartırsak üçgenin alanı çıkartırsak olay biter yarım daire eksi üçgenin alanı dediğimiz zaman olay bitti bak buradaki altılık girişi bunun yanına çizdim yan yana çizdim o zaman yan yana çizince şöyle bir yarım daire oluştu. Yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartırsak olay bitiyor. Evet yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanında 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den de 24 mi çıktı cevap? Evet cevabımız bu oldu arkadaşlar ya da 25 pi eksi 48 bölü 2 de diyebilirdik ya da 25 pi bölü 2 eksi 24 de diyebiliriz şıklarda hangisi varsa. Gençler çok güzel bir videoydu. Sanırım bir ders saati oldu. Bakıyorum şöyle 41. dakika 42. dakika diye böyle devam edecek. Konuşmaya devam ettikçe de devam ediyor zaten bu süre. Ama bak özel ders veriyoruz. Bak lütfen hocam videolar çok uzun şöyle böyle deme. Çok güzel şeyler öğrenmedik mi? Hani birbiriyle bağlantılı konu olduğu için bölmek istemedim burada. Gerçekten çok güzel sorular vardı ve çok güzel şeyler öğrendik. Bu videoya da lütfen dikkat edin. Ee, aslında ilk videolardaki mantıkla çözdük ama ekstradan ne öğrendik? Eşit kesişlerin ayırdıkları alanların birbirine eşit olmasını öğrendik. Ve alan taşımayı da bununla birlikte öğrendik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şey öğrendik. Neyse bir sonraki video azıcık dinlendireceğim. Bir sonraki videoda daire halkasının daire halkasının alanından bahsedeceğim sadece size. O yüzden orada bir 10-15 dakikalık bir video olacak. Orada dinleneceksiniz en azından. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Daire halkasının alanını konan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.